Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz muhteremler inşallah peygamberimizin dünyadan artı intikal meselesi. Önce biraz inşallah veda hacci. Ona bakın inşallah inşallah. Peygamberimizin dünyada tek hacci oldu. Buna da veda hacci deniyor. Acaba neden Peygamberimizin dünyada tek hacı oldu, fazla yapmadı hacı? Müslümanlar Mekke'de iken, yani Mekke dönemindeyken, iken, diyelim ki sahabelerin hac yapmaları, sahabeler tek başına namazı bile gizli kılıyorlardı. Sonra Erhamla Medine'ye hicret edildi. Fakat yine Mekke mükerreme müşriklerin elindeydi. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hicri 6. yılda Peygamberimiz ömre niyetiyle Mekke'ye geldiği halde Mekke'yle Peygamber'i sokmadılar oraya. Tabi her şey Allah'ın takdiriyle bunun için hac hemen farz olmadı Müslümanlar o zaman. Ancak Mekke-i Mükerreme'nin fethinden, yani Mekke-i Mükerreme İslamlaştıktan sonra Hicri 9. yılda Hac farz kılındı. Hac farz kılındı ama Peygamber Aleyhisselam adetleri o sene hemen hacı gitmedi Peygamberimiz. Hikmeti tabi var bunun. Hikmeti şu, her ne kadar Mekke mükerreme feth olundu ise de etrafta müşrik kabiller vardı. O müşrikler de zamanında Mekke'ye Kabe ye geliyorlardı ve müşrikler Kabe muazzamayı çıplak olarak tavaf ediyorlardı müşrikler. Kadınları da. Bunun için henüz daha Mekke'nin civarında müşrikler bulunduğu için o sene Peygamber hacı gitmedi. Ama hac da o sene fazla olduğu için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bekir'i hac emiri tayin etti. 300 tane sahabe o yıl hacca gittiler. Onunla beraber. Hazreti Bekir hac işlerini görevini yaparken Tevbe Suresi nazil oldu. Artık yani müşriklere bir ultimatum mahiyet neydi bu? Tevbe suresi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali'ye kendi devesini kusvayı verdi. Ya Ali koş git, yani hızlı süratle git, Mekke'ye mükerremeye dedi. Bunu tebliğ de dedi. Hazreti Ali bindi, kusva deveye bindi. Tam Hazreti Hüsnü Hazretleri Müslümanlar Mina'da, şeytan taşla maddeyken onlara yetişti. Yetişti onlara. Hazreti Bekir sordu. Ya Ali hayrola? Niye geldin arkamızdan bu şekilde? Bir, bir bir şey mi var? Evet dedi. Ve Hazreti Ali tarafından Berha Suresinin ayetleri, ilk ayetleri orada okundu. Birkaç madde, Orada müşriklere ultimatum verildi. Bundan bir şu yanlış ayet-i kerime okuyacağım inşallah. Mevla buyuruyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amelû. Allah da buyurdu. Ey müminler, ey iman İnne inne necesün necisün, müşrikler necistir. İnnemel müşrikûne necisün. Müşrikler necis necis. Neden diyeceğiz? Pis. İdra gibi yani müşrikler. Peki ama dışları temizliyorlar. Manevi açıdan pis yani böyle. Allah katında onların manevi açıdan pisler. Demek ki bir müşrik istediği şampuanla, istediği sabunla, istediği ne olursa olsun onunla günde on seferde yıkansa yine pis, yine pis, yine pis temizlenmiyor. Neye benziyor bu? Afyon'un domuza benziyor, domuza muhteremler. Şimdi domuzun da her şeyi necis, domuzun da her şeyi necis domuzun Bir domuz da ne kadar yıkansa, yıkansa, yıkansa yine necis, yine haram, temizlenmiyor. Bir hatta abiyon domuz yani besmele kesilse, tabi kesilmez günah da ona besmele çekmek ama bir kişi cahillik ederek domuzu yatırsa kıbleye çevirirse besmele kesse de yine necis yine pis o. Yani temiz denemiyor domuz. Mevlamız buyurdu müşrikler necisdir pistir. Felah yakrabul harame ba'de amihim haza Bu yıldan sonra artık meclis harama Kabe'ye yaklaşmasınlar. Allah Teala buyurdu. Hastane bunu okudu, ona tebliğ etti ve o yıldan sonra elhamdülillah günümüze kadar Mekke i, Müke Mek -i mükerremeye müşrik giremiyor yasak muhterem, Giremiyor yasak hala böyle. Devam ediyor yasak böyle şey. İşte Hicretin 9. yılında haç farz olundu. Fakat etrafta müşriklere bulunduğu için Peygamber o sene hacca gitmedi. Ertesi yıl, Hicret'in 10. yılı, yani Peygamber Medine'deki 10. yılı. Peygamberimizin artık son yılı muhteremler. Yani bu da var tabi. Hac ayları yaklaşınca Peygamber aynı zamanda verdi etrafa. Ben bu sene de hacı edeceğim inşallah. Kimler bu yıl hac etmesi de benimle beraber Medine'de toplansınlar. Haber verildi. Tabi kim istemezdi muhtemelen. Kim istemez tabi. Peygamber birlikte hac etmeyi. Medine-i Münevvere'de ve Medine Münevveri'nin etrafında bulunan bütün kabileler hazırlık yaptılar bunlar. PDP toplanan Medine Münevveri'de elhamdülillah 40 bin kişi toplandı bakınız. 40 bin kişi toplandı hac yapmak niyeti ile. Halbuki Mekke Mükerreme'de Hazreti Ömer'in imana geldiği gün erkek ve kadın Müminler sayısı ancak kırktı, kırk. 40. Kırktı. Elhamdülillah 10. yılda hecri hac niyetiyle hacca girecek olanların yanı sayısı bu. Gitmeler müstesna. 40 bin tane elhamdülillah Müslüman Medine'de toplandılar. Zilkade ayının 25'inde Zilkade ayı Hangi azil ilk adem Bunların işleri biraz inşallah. Ramazan, onu biliyoruz ya hepimiz elhamdülillah. Ramazan bitti mi, şevval giriyor, şevval. Şevval girdi mi de, hac ayları girmiş oluyor. Şevvalden sonra zilkade geliyor işte, zilkade geliyor. Zilkade ayının 25. günü, Peygamber Aleyhisselam adetleri, o muazzam topluma beraber Medine Münevvere'de öğle namazını kıldılar Medine'de. 40 bin kişi muhtemelen. Elhamdülillah İslam'ın kısandaki gücü toplandılar. Ve öğle namazını mütakip oradan yola çıkıldı. Mikat Mahalli şu anda zül Hulefi denilen yer. Medine Münevvere'ye 7-8 metre mesafede Oraya gidildi. Peygamber oraya e gidince Ali Hazretleri orada iki namazı Peygamberimiz iki kat kıldı fazlını. O da kasır yani kısa başlattı böylece. Peygamberimiz orada kaldı o gece Peygamberimiz. Yaz yıkıldı orada. Sabah namazını kıldı. Ersi günü Peygamber emin verdi bütün sahabelere ihramla burada girelim derdi. Orada elhamdülillah temizlenirler, Gusül alındı orada. ve bütün sahabeler orada ihrama girdiler. İhra namazı kılındı. Niyet edildi. Telbiye. Lebbek, Allah'ım lebbek. Telbiye getirildi. 40 bin kişi oradan Mekke'ye doğru yola çıktılar. Medine ile Mekke arasında bulunan başka kabileler tabi var. Müslüman olan kabileler var. Onlara da bu ulaşınca Yolda bu kafile büyüye 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 büyüye. Oradan 500, oradan bin kişi, oradan çıkıp bu büyüye büyüye. Bu kafile Mekke mükreme geldiği zaman yüz bini aştı muhteremler. O güne kadar Arap Yarmadası öyle bir toplum görülmüş orada. Yüz bini aştı. Buna yalnız hacca gidenler bunlar. Tabi hasta var, yaşlı var, şu var, gidemeyen var, çocuk var yalnız hacı çıkanlar bunlar peygamberle beraber 100 bin açtı. Sonra Yemen'den filan da yani ta öbür taraftan da gelenler toplandılar. 124 bini buldu bunlar. Yani peygamberlerin sayısı bu kadar aşağı yukarı onu buldu böyle bir şey. Erhan böyle bir kalıp toplum geldi. Peygamberimiz tabi Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye girince peygamberimiz tavaf yaptıldı e, tavaf namazı kılındı. Orada sağ yapıldı. Orada Peygamber İran'dan çıkmadı Aleyhisselam Hazretleri. O Hacı Kıram yaptı, Peygamber yaptı. çıktı, ömrü yaptı onlar. Onlar temet yaptılar diyenler Peygamber Aleyhisselam adetleri Zilhicce'nin dördüncü günü Pazar günü Mekke'ye gelmişti Peygamberimiz. Pazar günü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında bulunan o büyük ile beraber, onlarla beraber pazartesi, salı, çarşamba günü Mekke'de kalındı. Fakat bu haç muhteremler sahabelerin Peygamber'in tabi çoğunun son görüşü olan sahabelerin bu haç. O hac öyle bir hal oldu ki orada, o haçta. Düşünelim ki biri Peygamber Aleyhisselam'dır, Peygamberimiz. Peygamberimiz. Hatemül Enbiya. Peygamberlerin son halkası Peygamberimiz. Diğerler de sahabe ama sahabe. Evliya bile değil muhtemelen bak. Evliyanın çok ama çok üzerinde. 124 bin tane evliyanın çok üstünde olan kişiler. Öylece bir kafile. Öyle muazzam kalabalık, öyle bir kalabalık ama kimse kimseyi incitmeyerek herkes peygamberimize aman ben dayak olayım peygamberimize. Herkese bu aşk, bu işte herkese var. Ama ne yapıyorlar? Karşı ki din karışını kendi tercih ediyorlar. Kendi yanıyor aşk ile. Çünkü sahabelerin pek çokları başka kabeden gelmişler. Bazı ilk defa gördü de peygamberimizi bile. Bazıları ancak birkaç sefer görmüşler. Öyle olduğu halde peygambere karşı muazzam aşk ateş yanıkları halde ama din karışını tercih ediyorlar böylece. Şey. İzdiham yok mu temelde? Muazzam kalabalık izdiham yok ama. İncinen yok böyle. Kimsin ayağına basan yok böylece. Şey. Herkes birbirini tercih ediyor. Susama mı oluyor? Su bulunuyor. Herkes ama şu kardeşim benden daha susamıştır. O içsin diye tercih ediyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bundan oradaki sahabe beraber Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Perşembe günü sabah namazını Mekke'de kılıp Peygamberimiz. Ondan sonra Peygamber yola çıktı. Mina'ya gitti Peygamberimiz. Mina'ya gitti. O gün Mina'da kalındı. Öğün namazı ikindi, akşam yası kılındı. Ersi günde sabah namazı yine Mina'da kılındı. Güneş doğduktan sonra Peygamber Aleyhisselam adetleri o muazzam estağfirullah ve Peygamber oradan Arafat'a doğru yola çıktılar böyle. O gün tabi Cuma oldu şimdi. Cuma oldu. İşte Hacı Ekber tabi oldu. Hacı Ekber oldu. Rabbim öyle tabi Nasıl bir peygamberimiz Ali Hazretleri'ne? Yani cuma günü Arafat oldu, Hac Ekber oldu. O 124 bin sahabe. Yani sayı tam kesin değil yani sayısı az eksik fazla olabilir tabi. Elhamdülillah toplumlar Arafat'ta o günü. Ama yani bizim gibi bir piknik değil muhterem böyle Herkesin gönlü Allah ile böyle. Herkesin gözü Peygamberimizde, Ali Hazretleri'nde ruhsal feyiz, ruhsal zevk böyle. O maneviyat, o tat. Yani onlar için cenneti çok aşan bir tatlı haldi böylece. Öyle bir hal böylece. Arafat, Mina, Mekke mükerreme öyle bir toplumu bir daha görmemiş, göremedi göremeyecek. O güne mahsustu o. O güne mahsustu böylece. Öyle sahabeler, her bir Allah diye yanan böyle. Her bir ehli tekva böyle. Ahlak hepsi onlarda. Peygamberimiz biraz, isadet etti Arafat'ta. Sonra zeval deniyor. Yani öyle vakte girince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devesi üzerine bindi. Ve orada meşhur hutbe. Veda hutbesi deniliyor buna. Yani tarih hutbesini peygamberde okudu muhteremler. Hutbe. Yani bu okudu değil de tabi peygamber kağıtını okumuyor muhteremler. Yani peygamber kağıtını okumaz tabi böylece. O vahiy ile ilhamla öyle konuşuyor peygamber sasitleri. Peygamber deve üzerinde orada toplandı yüz küsür bin sahabe etrafını çevirdiler. Hepsinin gözü peygamberde. Peygamberimizde hepsinin gönlü peygamberimizde. Kimse aklına evi, eşi bir şey gelmiyor. Erkek kadın hepsi var tabi arada. Öyle bir muazzam, manevi bir toplum tabi. E, tabi muazzam, geniş bir alana yayıldı bu toplum. Ses tabi duyulmuyor. O zaman hapola falan diyor o zamanlar. Ses cihaz yok. Fakat ne yapılır o zaman? Sesi gül olan birkaç tane sahabe ayrı bir cihetten onda bu işi yaptılar böyle işte. Peygamber de böyle birkaç kelime söylüyordu, duruyordu. Onlar tekrar veriyor şeyleri birkaç cihetten. Bu şekilde orada bulunan her biri bu hutbeyi duydular, dinlediler. Bu peygamberimizin ümmetine karşı bir veda konuşması muayetinde idi. Öyleydi. Peygamberimiz en sonunda şöyle buyurdu hesabına. Hesabım gün gelecek o mahşer gününde mahkeme kübrada Allah Teala bana sizi soracak. Ben de orada sorguya çekileceğim peygamber buyurdu Ve hesabına döndü tarafına. Hesabım ben sizlere Allah emri tebliğ ettin mi? Hepsi birden bağırdılar. Ettin ya Allah. Peygamber durdu, tekrar sordu. Eshabım, ben sizlere Allah'ın emrini tebliğ ettim mi? Ettin ya Allah. Peygamber tekrar sordu. Yine ettin ya Resulallah. Alınca, Peygamber mübarek sağ elini kaldırdı. Şahat parmağını aşk bu şekilde kaldırdı kaldırım. Rabbim şahit ol. Rabbim şahit ol. Üste varmadı peygamber orada. Çünkü mahşe gününde önce peygamberlere sorgu var. Mevlam soracak peygamber önceden. Cebrail'im melek sana benim emrimi getirdi mi? Melekler peygamberlere getirdi ya Rabbi. Peki sen ne yaptın? Peygamber hepsi peygamberlere. Ya Rabbi dövüldüm, taşlandım, hakarete uğrandım. Her şey her şeye karşı kimsen çekinmeden tebliğ ettim diye. Bunun için Peygamber Aleyhisselam sordu ümmetinde, sahabeden peygamberler söz aldı böylece ettim derken. Sonra Hazreti emir verildi Peygamber tarafından Öyle öğle okudu. Tabi orada bulamadık muhteremler, hep şu an orada olsaydık ama onlara tabi layık da değilmişiz tabi. Hazreti İbrahim çıktı orada yüksek bir yere. O bile Habeşi. Ezan için yaratılmış. Böyle yanık bile. Çok aşık böyle. Aşık böyle. Arafat'ta bir ezan okudan ama orada böyle. Her taraf böyle yankı yaptı böyle. Bütün sahabeler ağladılar böyle. Işte. Ezan okudu. Peygamber buradaki ya biraz kâhmetle. Kâhmet dedi Öğle namazı kılındı. Yine peygamber verdi, tekrar kahmet dedi, iki namazı kılındı. Aynı arkasından, öyle kılınıyor orada. Duaya zaman kalması için orada. Orun aslı duadır, bak, çünkü orada. Bu namaz kılındı orada, orada tabi. Dualar yapıldı orada. Yani hala o duada duruyor o da muhtemelen Arafat'ta böyle. Duruyor böyle. Havada hepsi duruyor böyle Hepsi kalıyorlar böylece. Sonra akşam üzere olundu. Yine Peygamber Aleyhisselam'ın devesine bindi. Akşam güneşin batışı bekleniyor orada. Arafat'ta bekleniyor. Peygamber deve üzerinde. O bütün sahabeler Peygamber etrafında, her birisi böyle. Hep gözler Peygamberimiz ama sahabeler böyle. Orada oldukları tadfif onu da o hale getiriyor. Cebrail Aleyhisselam geldi. Bir ayet-i kerime getirdi oraya muhteremler. Maide Suresi'nde ayet-i kerime 3 üç, ayet 3'te ayet-i kerime getirdi. Buradaki Mevlana ayet-i kerimesinde Sine bismillah. El yevme yeyeselin keferu min dinikum. Mevla buyurdu. El yevme bugün. Bugün. Yeyeselin keferu min din Bugün din üzen artık bu din sönmez, bu din batmaz diye artık ümidi kestiler. O güne kadar etrafı bulunan müşrikler, bütün kafirler bu bir geçici bir şey demişler Peygamberimizin peygamberliği ümmeti için demişler. Fakat o veda hacindeki o muazzam toplumu görenler, etrafı görenler yüz küsür bin sahabe ama Öyle bir toplum ki sanki tek vücut, tek kalp, tek gönül. Öyle birlik, beraberlik, kardeşlik, aşk, cezbe, muhabbet, öyle dine bağlılık. Onu görünce demişler o zaman bütün kafirler bu din demiş artık, sürmez demişler. Bu din, al din Allah dini sürmez. Fela tahşevhum Allah bir orada. Artık korkmayın kafirlerden. Mevlana onlardan Korkmayanlardan Artık İslam'ın şeyi başladı artık belirleyeceğim. İşte İslam'ın artık ibre döndü oraya mı Döndü oraya, İslam'ın artık günü başladı. وَخْشَوْنِ şey Allah buyurdu. Kullarım benden korkun, Mevlana buyurdu. Benden korkun. Haram işlemeyin, isyan etmeyin, emrime karşı gelmeyin. Yeter, Mevlana buyurdu. Bunu yapın yeter. Ama sakın korkmadı kafirlerden. Korkmadı kafirlerden. Değil ki öyle Arap müşrik kabileleri. Roma, İran gibi böyle. Süper güçten korkmayın Mevlam burada. Gün İslam günü böylece. Ama Mevlam burada Bakınız. Vah şevni. Ama Mevlam burada benden korku ne yapıyordu. İsten etmeyin. Günah işlemeyin. Elime karşı gelmeyin böyle. Bu din İslam'ı tam uygulayın. Tabi İslam yaşayın. Başka karışmayın sizler El bugün Mevla buyur. Bugün ekmetilleküm dineküm İşte bugün dininizi artık tamamladım Mevla buyuruyor. İkmal et beni tamamladım. Ben. Yani ahkam olarak, böyle, hüküm olarak haramı, helalı, ibadet olarak o gün din tamamlamaya meydan buyuruyor. Bugün dininizi tamamladım. Bu ayeti kerime gelince daha devam edeyim şimdi geçeyim inşallah. Bu ayet-i gelince orada bulunan tabi sahabelere hemen bu ayet-i orada tebliğ edildi. Zaten Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'nde vahi geldiği zaman sahabelere bunun farkına varıyorlardı muhtemelenler. Fakat o gün Arafat'ta öyle bir hal olmuş ki Arafat'ta o gün Arafat'ta daha başka özel olan işte hal olmuş arada. Peygamberimize bu vahiy gelince Peygamberimizin devesi bile o gün o kadar fiil almış ki deve o kadar fiiz almış o deve ayet-i kerime gelince deve yere çöktü sayın devenin bacakları çatır diyor kırılacak başka bir Çatır diyor devenin karnı yere dokundu ayak oldu böylece. Deve böyle feyiz gelmiş deve de böylece. O hale gel olmuşlar arada. Sahabe fark ki vahiy geliyor tabi. Peygamberimiz Hazretleri vahiy tebliğ etti. Hemen tebliğ de edildi. Bugün dinimizi artık tamamladım. Arkadan gelen nimetimiz tamamladım. Ve ancak din olarak İslam'la razıyım artık. Başlayın kabul değil. Elham buyurdu. Tabi sahabeler hep sevinçteler. Dinimiz ikmal oldu tamamlandı. Allah'ın nimeti tamamlandı artık bizlere. Artık İslam günü böyle derken bütün sahabelerde coşku. O kadar sevinç sahabelerde. Tam bir coşku. Yalnız İslam'da alkış yok muhtemel. Alkış İslam'da böyle Alkış bu müşrik artırır alkış. Müslümanlar böyle bir halde ne yapıyor Müslümanlar? Tekbir getirirler Tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Alkış yok. Orada bulunan sahabeler hep birlikte tekbire başladılar. Tabi o coşkuyla gelen böyle. Gönülden, kalpten gelen tekbir böyle gökte yönetti böyle şey. Allah ekber derden. Yalnız bir tek sahabe o hiç sevilmedi. O çekilirken ağlama başladı. Hazreti Bekir Sıdık Hazretleri. O ağlama başladı. Onu gören sahabeler şimdi şaşırdılar. Dediler Ya Allah, ama bugün dinimiz elhamdülillah tamam, ikbalı tamamlanan dinimiz böylece. Nimet tamamlandı bizlere. Biz sevinçliyiz. Ebu Bekir niye ağlıyor ya Allah? Ta Peygamberler biliyor niçin ağladığını. E soralım bakalım dedi. Peygamberimiz çağırdı Ebu Bekir. Sen niye ağlıyorsun? Bak herkes seviniyor. Herkes sevmiş da. Sen niye ağlıyorsun? Şöyle Peygamberimiz böyle baktı böyle göz Peygamberimizin. Ya Allah. Sen bu dini tebliğe geldin ya Allah. Senin görevin tebliğdi. Din tamamlandığına göre senin tebliğine bitmiş olacak. Korkarım senin ölümüne bir işaret bu buyurdu bence?'' Peygamber evet dedi buyurdu. Evet buyurdu. Bunun üzerine sahabe bir ağlam başladı orada. Başladı orada. Tabi peygamberin görevi tebliğ. Edi. Bu tamamlanınca görev bitmiş oluyor. Oradan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşam güneş battan sonra akşam Hazretleri kılmadan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Arafat'tan deveyle başlayıp yürüyüşe Müzdelife'ye doğru Tabi yüzlü aşkın sahabe-i kiram her tarafta böyle sahabeler epeyce. Her bir sahabe epeyce. Her biri telbiye getirerek, tekbir getirerek Allah'a yanarak böyle Müzdelife'ye gelindi. Gece orada kalındı. Sabunumuz ökeni kılındı. Oradan Vakfı yapıp Mina'ya gidildi. Mila'da peygamberimiz taşlamadan sonra peygamberimiz develerini kurban kesti. Sonra sıra gelip tıraşa. O gün orada bir olağanüstü hal oldu. İlk defa orada muhteremler. Peygamberimiz daha önce tıraş olduğu zaman, gerek saçının gerek sakalın peygamberimiz tıraş ettiği zamanlar, Bunlara peygamber toprağa gömerdi ya gömdürürdü bunları. Toprağa gömdür peygamberimiz. O gün başka bir oldu böyle şey. Peygamberimiz Ali Samadettir'e saçı orada böyle kısaltmadı peygamber orada usturayla peygamber aldı saçlarını böyle. Hepsi aldırdı. Ve peygamber taşlarıyla aldı. Saçların her bir kılından sahabele diğer kıl verdi peygamber peygamberde. Alın dedim peygamber dağıttı onlara sahabelere böyle. On koşuyor onlar böylece. Her birine peygamberine birer kıl, birer saç kılına verdi böylece. O zaman anladı ki sahabeler, peygamberimiz yakında ahirete gidecek, bize bunu hatıra bırakıp saçını da yapıyor. Anladı peygamber, sahabeler böylece. Tabi her biri aldığı bunu, her biri bunu sakladılar. İşte peygamber tabi sakalla şey yapılmış oldu böylece. O sakal şerifliği yapıyor ziyaretleri, onun çoğu da saç, peygamberin saçı kıllarıdır böylece. Tabii peygamberimize aittir. Peygamberimizin saçıdır muhterem böylece. Peygamberimizdeki aynı özellikler onda da vardır böylece. Onda vardır böylece. Hatta bir kısa örnek vereyim inşallah bir saç için. Orada bulunan sahabeden biri Halid bin Velid Hazretleri Seyfullah, Allah'ın kızı hem böylece. O da peygamberin saçını aldı. Onu takkesine dikmiş onu. Takkesine içine dikmiş saçını böylece. Peygamberin saçını o taşıyormuş. Bir gün Rumlarla savaşırken Halbim Hazretleri Şam fethinde Romalılar savaşırken Haz bin Velid'in baştaki takke yere düşüyor. Demek ki Rum bir şey kılıç sallıyor, tutmuyor başına, takke yere düşüyor. Haz Halbim Hazretleri savaşın en kritik böyle, en tehlikeli anında düşmanla savaşlayan bıraktı, attan aşağı indi, takis aldı, başına koydu, yine şey açtı. Bunu gören diğer Müslümanlar, sahabeler, tabi şaşıdılar. Bilmiyorum ama durum ne olduğunu. Sonra sordular, Halil ne yaptın Halil be? Sen böyle bir şey yapmazdın. En tehlikeli anda attan indi, bir, bir aşağı indin. Onda Peygamberimizin sak, sak şey, saçı var, saçı var böyle verdi. O dönemde. Öyle hemen saygı bakın böyle. Yani hayatı bağısına onu arkadaş çiğnemesi yön aldı bu şekilde böylece. Sonra ta peygamber esas peygamber oradan Mekke'ye geldi. Ve bayramın dördüncü günü peygamberimiz veda haccini yaptı. Medine-i geri döndü peygamberimiz veda haccinden. Bunu tabi özetlemiş olmuş bu şekilde. Ne olacaksa kıyamete kadar bunların hepsi asıl saadette oldu. Tabi, oldu böylece. Eğer bakınız Mekke Mükerreme Peygamber zamanında feth olunmasa idi, hac zaman tabi farz olmayacaktı. E farz olsa yap, yapılsa ileride bile e, sahabe bunu nasıl yaptığını bilemezlerdi. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son hac yaptı. O da buyurdu. hesabım bakın, görün nasıl hac yapıyorum, öyle yapın buyurdu muhteremdar. Öyle yapın buyuruldu. Bu işi yapılmış oldu. Hac dönüşü Medine varıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biraz halsiz kalıp Peygamberimiz. Peygamberimizin harisi kalıp pe böyle. Baktı sahabeler, peygamberimize bir harisizlik var peygamberimizde. Öyle hep sohbet yapamıyor, yapamıyor. Alışmışlar sahabeler, peygamberimizin sohbetini her namazdan sonra alışmışlar sahabeler. Sohbet olmayınca, ona da boşluk oldu onlar da böyle. Onda boşluk oldu. Bakala peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne, evet namaza geliyor peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne, Mirabay geçiyor, namazı kıldırıyor ama artık sohbet pek yapamıyor Peygamber Efendimiz'e. Derken 11. yıla girildi Muharrem ayı, Safaray'a geldi arkasında, Safaray'a geldi. Haber geldi ki müddet Münevvere'ye, Romalılar bir ordu hazırlamışlar, Arabistan'da saldırmak üzere, çok büyük bir ordu. Peygamberimiz e hemen emri verdi hesabına kendi hasta olduğu halde, hesabım Romalılarla savaşmak üzere cihada gidilecek, gidilecek. Herkes gönüllü gelsin bakalım. O zaman gönüllü. Özel ordu yok devlette böyle. Herkesin genelde kendi devesi, kendi silahı, fakir olana da zengin yardım ediyor. Böyle oluyor. Ve ordu teşkil edildi elhamdülillah. Hazreti Üsame, ordu emir, başkomutan peygamber seçildi. Fakat safır ayının artık sonları geldi şimdi. Peygamberimizin hali daha da ağırlaştı peygamberimizin. Peygamberimizde önce baş ağrısı başladı muhteremler. Baş ağrısı başladı peygamberimizde. Bazen peygamber Aleyhisselam Hazretleri başını böyle sıkardı. Sıkardı bir şeyle böyle sarıp da öyle meşte gelirdi peygamberimiz baş ağrısı başladı. Sonra peygamberimizde bir de ateş başladı. Yüksek ateş başladı peygamberimizde. Buna humma deniyor Arapla derler. Bir de hastalığı başladı peygamberimizde. Yüksek ateş baş ağrısı peygamberimizde. Şimdi sahabeler önce herhalde peygamberimizde bu yol yorgunu dediler. Tabi develerle Mekke'ye gidildi. Yine geri dönüldü. Mekke mükerremede hep böyle develerle bazı yeğen tabi tavaf edildi, Arafat'a gidildi. O zamanlar klimalı arabalar yok muhteremde böyle. O zaman öyle klimalı çadırlar yok Mekke Arafat'ta. Öyle soğuk sular yok, meşrubat yok tabi o zamanlar. Güneşli ısıran su içiyorlar peygamber sahabeler böyle. Yanlarına ekmek götürmüşler Medine-i o güneşte ekmekler kurumuş taş gibi ekmekler böyle. Kukkuru taş gibi ekmekler. Güneşte Mekke güneşi sığınan, çölde sığınan su, o su içiyorlar. Iltan da fazla su böyle, yani su sıcak derecede. 60 bin derece olan su. O su içiyorlar sahabeler. Peygamber sahabe o şekilde. E, kupkuru ekmek yiyorlar. Çorba yok, yemek yapmak onlara, lokanta yok, etrafta işte buzlar şunlar bunlar da yok o zamanlar böylece. Bu da içiliyor. Şimdi sahabelerin onların görüşü derler ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yoruldu. Tabi susuz kaldı yollarda. Bu yol yorgundu. bunun için rahatsız. Buna yorumladılar. Fakat Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin hastalığı hep ilerlemeye başlayınca Artık sahabede bir koruku, endişe başladı sahabelerde. Acaba Resulullah'a ne oluyor? Artık sohbet yok. Sohbet kesildi. Hava değişti. Mescid'de Medine hava değişti böyle. Yani sohbetsiz hava değişti. O gelen feyiz, mali, ruhaniyet kesildi tabi sahabelerden. Bir boşluğa kaldılar manevi aç, ruhsu açıdan ruh gıda alamayınca ruh gıdasız kaldı. Sade bir bunalım başta sahabelerde. Çıldırıcılık da sahabeler böylece. Alışmış o tatlı hayata alışmışlar. On araya sahabeler. Peygamber'e bakıyorlar. Peygamber e ezan okuyunca meşte geliyor peygamberi. Yalnız farz namazını kıldırıyor. Evine gidiyor. Yatıyor. Saatten çekip peygamberin Başta da sahabe arasında artık üzülme. İç güç kalktı. Hayat duru Medine münevverdi. Şimdi sahabeler Peygamberimizin artık ölümünü ağzına alamıyorlar Alamıyorlar. Yani peygambersiz yaşanır mı? Peygambersiz duru hayatı ne yapalım? Peygamber dünyayı ne yapalım? Ölüm ağzı alamıyorlar. Ama ne yapabiliriz acaba böyle? İş güç kaldı, uykuları kesildi, yeme işten kesildiler. Meşri eten dolaşıyorlar. Şaşkın şaşkın böyle. O hale geldiler. Hazreti Abbas geldi peygamberimize. Peygamber amcası Hazreti Abbas. Dedi ki ya Resulallah. Sahabeler ensar muhacirin çok güç durumda. Ağlaşıyorlar. Dertliler. Uyku yamıyorlar. Evlerine gidemiyorlar. Hayat duru çılacaklar sahabeler. Ne olur ya Allah, Bir meşre kadar gel de namaz önce onlara biraz konuşsan ya Resulallah etsin ya Peygamber ki amcasına o gün peygamber daha ağır hasis. Amca kendim gelemeyeceğim. Bunun üzerine Hazreti Ali Hazreti Fadıl Hazreti Abbas'ın oğlu. İkisi geldiler. Peygamber'in koluna geldiler. Koltuğuna geldiler. Peygamber meşride geldi. Hem peygamber minbere geç peygamber Minbere geç peygamber geçti. Ama yukarı çıkmadı peygamberimiz. Peygamber birinci basamağına oturdu, döndü sahabeler peygamberimiz. Peygamberimizin meşride geldiğini görenler etraftan bir haber verdiler. Hemen koşuyorlar bence. Resulullah meşride geldi, erken geldi gün. Öğleden önce geliyor o gün. Namazdan önce geliyor ki peygamber geldi. Hep koşuşturlar böyle. Etana çevirdiler. Artık nefese kesildi. Bekliyorlar. Peygamberimiz Allah Teala hamd etti peygamberimizlere. Ondan sonra dönüyoruz hesabına. hesabın benim hastalığım için üzülüyormuşsunuz. E, işten güçten kalıyormuşsunuz. Size soruyorum peygamber dedi. Hangi peygamber ümmetiyle ebedi kaldı? Ben ebedi kalayım size beraber. Peygamberlerin görevi bu dini Kur'an'ın kitabı tebliğidir. Ben size bunu tebliğ ettim. Bak sizden söz aldım. Ben de görevimi yaptım. Nasıl siz beni seviyorsanız ben de Allah'a aşıkım. Artık ben de Rabbime kavuşmak istiyorum. Peygamber. Şimdi bir de Peygamberimizin durumuna bakalım. Yani anlayamayız da. Yani biraz bakalım muhtemelen. Şimdi sahabeden durum bu şekilde. Sahabeler için hayat, her şey Peygamberimiz sahabeler için böyle. Peygamber hayat istemiyorlar sahabe. Çıldıracaklar böylece. Fakat bir de peygamberimizin durumu. Peygamberimiz ne işi gönlü. O da tabi yalnız Allah diye yanıyor peygamberimizin. O da likaden, lika. Artık Mevla'ya kavuşmak için Peygamberimizde. de. Artık dünyadan çekilmek, dünyadan çekilmek, bil külliye böyle. Bil külliye her şeyi bırakarak bütün dünya Allah'a yönelmek. Uzuyla gitmek için peygamberimiz el istiyor. Buyurdu ki, hesabım benim için üzülüyormuşsunuz. Hangi peygamber ebedi ümmetine, ümmetine kaldılar, ben kalayım. Benim de arzum var, ben de Mevla'na kavuşmak istiyorum artık. Tabi sır çiçeğiyle geçen bir ömür peygamber derler. Sır çile ömür anlayışı. Yani yetim dünyaya geldi, yetim büyüdü, Mekke'de eziyetler, Medine'ye geldi, rahat etti, yok. Devamlı gelen düşmanla böyle o çölde düşmanla uğraşarak münafık uğraşarak böyle bir ömür hiç peygamberimizin Mevlam'a kavuşmak istiyorum. Peygamber buyurdu ki içinizde kimi bende hak kalacağı varsa gerek kalbini kırmışsam, gerek bir şey alıp vermemişsem, ne yapmışsam ne olur Allah aşkına bana söyleyiniz. Söylesene ben o kişiyi daha çok seveceğim mahşer gününe kulak gitmeyeyim. Bak muhtemelen peygamber buyurdu. Tabi ses yok. Peygamber tekrar sordu. Ne olur? İçinize kimin de hakkı varsa bende neyse söyleyin. Ne olsa söyleyin. O kişi ben Allah için daha çok seveceğim. Hakkı mahşere kalmasın. Biri çıktı. Ya Allah benim üç dürem alacağım var sende. Nasıl vermişler? Peki de en peygamber malından verin bu varsa onu verdiler. Peygamber bunlara vasiyette bulundu. İşte en sarışa bakır, Mahcub bak bakınız. Ve peygamber de şöyle bir dondara e, hesabım bu âlemde ne oluyorsa her şey Allah'ın irade, takdiri olur böylece. Şey. Allah irade buyurmadıkça şey, bir yaprak kımıldamaz. Bir zerre kımıldamaz. Bütün kâhide her olay, her oluşum, her şeyi Allah'ın irade takdine bağlıdır. Kulun acı etmesiyle Allah acele etmez. O her şeyi takdir etmiştir. Allah'ın takdirine boyun eğiniz. İnşallah buyurdu. Havuzumun başında havuzun başında ona buluştu buyurdu. Peygamber Hazretleri. Peygamber son olarak böyle asrı okudu hesabına tavsiye olarak oradan ezan da az bir ezan okumuştu. Öğle namazı kılındı. Peygamber birkaç gün daha süredi evine gitti. Evine gitti. Hasib bir ezanı okuyunca Peygamber'i evine giderdi. Ezan okuyunca kapıda beklerdi Hasib Bilal. Peygamberimizi beklerdi. Eğer biraz peygamber geç kalsa seslenir diye. Ya Resulallah, es salah, es salah. Namazda gel ya Resulallah diye Hazreti Bilal. Hazreti Bilal'ın da başka bir özelliği var mı? Hazreti Bilal'ın da böyle bir şey. Hazreti Bilal'ın da o anda hiçbir şey yoktu Bilal'ın dünyada. Hiçbir şey yoktu henüz dünyada böyle. Onun tek bir peygamberi var Resulullah böyle bir şey. Hep de peygamber yanında Hazreti Bilal. Böyle kapıda beklerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam böyle çıkardı kapıdan. Hasib'un olan yara başında beraber meşe gelirlerdi. Gelirlerdi. Peygamberimiz doğru mihraba yürürken hasibi halde kavmete başlardı. Peygamberimiz farzını kıldırır. Evine giderdi böylece. Son günlerde. Artık Peygamberimiz ölümüne üç gün kalmış. Üç gün kalmış. Yatsı veya sabah namazı. İki rivayet var. Biz sabah kabul şu anda. Zaten Hazreti Bilal diğer sahabeden her biri perişanlar böyle. Yıkıldıydı sahabeler böyle. Çıldıracaklar böyle. Dünyaları her şeye karardı onların. Hazreti Bilal daha da başka oldu. Daha başka oldu. Ezan okudu sahabe ezan Hassi Bilal. Fakat çok ama yanık okudu. Sanki Uğut her tarafı yankı geliyor böyle. Sahabeler dediler ki Bilal ezanı daha başka okuyor bu sabah acaba Resulullah bir şey mi oldu acaba? Onun ezan okumasından bir şey sezdi sahabeler, bir şey mi oldu acaba? Hasib ezan ezanı okudu, tabi sünnetini kıldı, farz vakti gelince yine Hazreti Bilal Peygamberimizin kapısına gitti yine. Gitti ama gönlünde sanki geri dönecek. Resulü gelmeyecek sanki öyle gönlünde böyle bir, işte kopulduk böylece, işte bir karamsallık kapıda bekliyor. İşi doldu ama böyle. İşi doldu. Ya Allah es Essalah es -salah. dedi. Peygamberimiz dedi ki Hazreti Aşire Validemize bak biraz beni çağırıyor namaza. Ama ayağa kalkacak halim yok peygamber orada. Ayakımın halim yok. Ya Ayşe Bilal'a söyle. Babana Ebu e söylesin. O namazı kıldırsın. Ben kıldıramayacağım. Hazreti Aleyhisselatü dedi ki, Ya Resulallah, babam çok yukarı yürekli. Aşırı merhametli babam Ya Resulallah. Mihrapta seni nasıl geçebilir benim babam? Sen orada olmayacak mihrapta babam orada namaz kıldıramaz Ya Resulallah. Bunu başkası kıldırsan. Üç kere hayır, hayır şey. Ebu Bekir'e söylesin, ona namazı kıldırsın. Hasibler duyuyor ama dışarıda. Duyuyor bunu. Ama gene bekliyor. Hadi Ayşe Validemiz tabii kapı içinden ağlayarak Bilal, Bilal. Resulullah çok ağır durumda. Ayak kalkma hali yok. Bu sabah gelemeyecek. Ebu Bekir'e babama söyle o namazı kıldırsın. Hazreti Bekir hiç tabi konuşamadı. Doldu, tıkandı, tıkandı, doldu. Şok oldu. yeri yere yığılacak. Ama bir zaten sabahımızı kılması gerekiyor. Namaz da farz şimdi, Allah'ın emri, onu kılmasa gerekiyor. Eğer namaz vakti olmasın, çıldıracak o anda böyle. O hale gelmiş kendisi. Ama kendini sırtı sırtı sırt kendisinin meclis kapıdan göründü. Biraz tabi gecikme oldu sabah şimdi Peygamberimizin namaza gelişi. Hep sahabeler gözleri kapıda. Peygamber gelecek, gelecek, gelecek. Kapıda sahabelerin gözleri. Baktı sahabeler, Bilal yalnız geliyor ama Bilal dolmuş ama böyle. Bir dolmuş, doğmuş. Dokunsa patlayacak böylece. O halde hiç bir bakmadı bir daha böyle. Ona göre sahabeler bir şey seyirci sahabeler. Resulullah ne oldu acaba? Dediler. Her gözleri bir aldı böylece. İçeri gitti Hazreti Bilal. Ebu Bekir'e karşıdan bağıramadı. Konuşamadı. Tıkanmış. Tıkanmış. Doğru Ebu yana yanına gitti. Yine konuşamadı. işaret etti. Kalk. Mihraba geç. Dedi, bu şekilde böylece. İşaretle mihraba geç. Ebu Bekir baktı bir ala, bir bar bir adam şekilde böylece tıkanmış. Ebu Bekir anladı ki Resulullah hasta gelemeyecek. O da bitti tabi. Daha tabi bitki haldeler. O anda o da bitti tabi. Hasta bir Ebu Bekir de bitti o anda. Yavaşça kalktı. Ama nasıl namaz kılacak şimdi? Resulullah bir nasıl geçecek oraya geçecek oraya. Resulullah nasıl namaz nasıl olacak olacak bu namaz? O da bitti oradan. Fakat bir de namazın farziyeti var. İlahi emir var. Bunlar bilinçli oldukları için ülkenin toparladı. işte mihraba geldi ama Resul'un hayali işte mihrapta. Sen peygamber orada böylece. Yok arada mihraba geçti, niyet etti, tekbir aldı. Kısık ses tamam böylece. Allahu Ekber tekbir aldı. Ancak tekbir alabildi. Başladı ağlamaya şimdi. Okuyamıyor Fatih'i. Ses okuması lazım sabahımızda da. Lazım. Okuyamıyor Fatih'i böylece. Hazreti Bekir tabi böyle miraba geçip de Peygamber'in gelmeyeceğini ağırlaş anlayan sahabeler Hazreti Bekir ağlamaya başlayınca hep ağlamaya başlar böyle. Orada olan sahabeler böyle. Her biri böyle. Artık önce için içi yavaş derken artık bağırma. Seçti böyle şey. Hazreti Bekir ağlıyor. Hepsi ağlaşıyorlar. Peygamber içi duydu evinden. Ayşe ne oluyor? Ya Allah. Ben dedim babam namaz kılır ama ağlaşıyorlar buna. Peygamber ne yapayım? Takdir bu şekilde böylece. Bu şekilde ağlaya 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 böyle artık zorla asbe kendini zorlaya 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 namaz kıldırabildi ben Namaz kılındı. Kimse kimse bir şey soramıyor ama. Kimse bir de bir şey soramıyorlar. Yani ne oldu, ne etti? Kimseyle konuşacak kalmadı böyle. Her herkes kendinden geçti, herkes bu koma halini sanki çok herkes, kimse hiç soramıyorlar. Yalnız hepsi biliyorlar ki Resulullah ağır durumda meşrede gelemedi. Bunu biliyorlar. Üç gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meşrede gelemedi muhtemelenler. Hazreti bir ezan okuyordu. Ağlaya ağlaya böyle yana yana ezan e okuyordu. Böyle garip yetim gibi ezan okuyordu. Sahabeler gelen meşritteler, Hazreti Bekir imamete geçiyor. Öyle zor namazını kıldırıyordu. Kıldırıyorlar. Peygamberimizin ölüm günü, Rebebi'nin 12. parası günü oldu. O sabah Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne sabahımızdan önce bir saat verildi Peygamber Allah tarafından verildi Peygamberimiz'e. Peygamber baktı kendisine, ayağa kalkmaya gücü var Peygamber e baktı kendisine böyle. Bir Kendisi sağlık kendisine verildi. Dedi ki, ya Ayşe, bana Rabbim sağlık verdi, beşte gideyim, sahabelerimi tekrar dünya gözüyle göreyim. Bir anne, bir baba ne kadar evladını seviyorsa, onların milyonlar fevkinde Peygamber ümmetini sever muhtemelen. Öyle sever. Peygam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinde sünnetini kıldı. Çıktı böyle yavaş 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 kendisi meşte geldi böyle. Meşte geldi kapıdan girdi baktı Hazreti Bekir mihrapta böyle. Böyle garip garip böyle için, için böyle garip okuyor. O sahabeler saf olmuşlar her bir kenen geçmiş namazlarlar. Peygamber Aleyhisselam baktı baktı Ya Rabbi Ümmetim elhamdülillah böyle namazı gördüm, saf saf. Ondan sonra peki, peygamberin geldiğini fark etti. Hemen geri çekilmiş dedi. Yani peygamber sen kim geç diye etti. Devam et. Diye. Halbuki namaz devam etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturarak Hazreti Bekir'in İmam, imamlarına uydu. Orada peygamber son namazı kılı, peygamberin. Peygamberin. kıldı peygamber. Oturarak peygamberde kıldı namazdan sonra baktı sahabeler elhamdülillah üç gün peygamberi görmemişlerdi. Peygamberi görünce sahabelere bir coşku oldu böyle. Yani yeni bir hayatını üflemiş ruh verilmiş sanki onlara böyle. Öyle bir tatlı feyiz geldi onlara o kadar sevindiler. Dediler ki elhamdülillah. E, peygamber kadar gelebildiğine göre inşallah da kalkar. İnşallah yine bize kavuşacak bir gelecek. Zaten çok sevindi sahabeler. Ama peygamberimiz hiç kimseyle konuşmadı. Hal yok konuşmaya böyle. Ben yaya kalktı, evine gitti, yatağına uzandı, artık o Ece yatı oldu, peygamberimizin oldu, Ece yatı oldu böyle. Sahabelerin bir kısmı artık peygamberimiz biraz iyileşti. İnşallah daha iyileşir diye o ümitle bazıları biraz dağıldılar etrafa. İşte ölümlü olanları. Devir aç kalmış, mesela susuz kalmış, her şey mahvumuş, her şeyleri. Bir bazı dağıldı ama yine çoğunluk mescidde etrafında gene böyle şey. Acaba peygamberimiz ne olacak acaba? Abi çıkıp tekrar görebiliriz peygamberimizi. Herkese bu içtiği aşkla orada beklemediler. Kuşluk vaktine doğru peygamberimizin yanında hanımları var, peygamberin kızı yakınları var, kadınlar var, onda yalnız var, o var. Peygamber dedi ki, oradaki bulunanlara, yalnız Ayşe kalsın, hep dışa çıkınız. Kapıya melek geldi, içe girecek, siz çıkmanı istiyor. Hep dışa çıktılar. İçeri melek geldi. Tabi Ayşe onu görmüyor, melek görmüyor. Gelen melek, Peygamberimizle konuştu, konuştu onunla. Gelen melek Azrail'miş o Gelen Azrail'miş. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz onun Cebrail olmadığını sezdi sonradan. Peygamber'in sorduklarını sordu. Ya Allah melek buraya geldi ama o Cebrail değildi. Cebrail'i göremiyordu Ayşe validemiz ama Cebrail alışmıştı. Onun ruhaniyetteki hat hat şey alışmıştı haline. Sezdi ki Cebrail değil o. Ya Allah o gelen Cebrail değil ama evet Ayşe o Azrail'di. Azrail'di o. Ta i̇sim daha başka. Azrail Aleyhisselam peygamberi e ziyarete geliyor. Özel kendisi o anda geliyor. Ya Resulallah ben hiçbir beşerden izin almadım. Şu ana kadar kimsenin izin almayacağım. Yalnız bana Rabbim emir verdi. İzin almadan içeri giremedim Ya Resulallah. İzin aldım, içeri girdim. Yine eğer iznin olursa ruhunu alıp böyle kavuşacağım ya Resulallah. Eğer izin olmazsa dünyada kalmak istersen sen bilirsin. Mevlam beni öyle izin verdi. Peygamber buyurdu ki Azrail'e sen biraz git bakalım da biraz da Cebrail buraya gelir. Bir Cebrail'le bir görüşeyim. Konuşayım onunla Cebrail'le. Peygamber Cebrail daha alışık da Cebrail tabi. Alışık ona. Biraz sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber dedi ki ya Cebrail az önce buraya Azrail geldi. Bana böyle böyle söyledi. Ne diyorsun? Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Resulallah Allah sana aşık. Rabbim seni istiyor artık. Bütün gökte, düzenler değişti gökte böyle. Arşta, perşte, sirimitada göklerde bütün melekler senin kudumunu, gelişini bekliyorlar inşallah böyle. Cennet düzeldi. Kuruyla koşuşuyor, millete koşuşuyorlar. Son peygamber buraya gelecek diye böylece. Seni büyüttü, bütün alem seni büyüktü Allah Ama sen bilirsin böylece. Peygamber ki o zaman azlar gelsin, işini görsün, görsün vazifesini böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri divandan yatıyordu. Peygamber başını yere koyamıyordu. Çok baş ağrıdığı için Hazreti Ayet Sıddık'a validemiz oturmuştu arkasına. peygamberin mübarek başı Ayşe validemizin tam iki göğüsü arasında peygamberin başı böylece. O şekildeydi. O anda Ayşe validemizin kardeşi Abdurrahman geldi. Peygamberi son bir görmeye geldi. Elinde misvak kalmış, misvak kalmış elinde. Peygamberimiz şöyle misvağa baktı, hat Ayşe'ye baktı. Konuşamıyor ama. Andı ki Ayşe validemiz misvak istiyor peygamberimiz. Aldı karışına misva, peygamberimize verdi. Peygamberimiz zor aldı, ağzına götürdü ama katı. Geldi, peygamberimizin dişine süremedi. Aldı aşağıdan bunu, kendi ağzına aldı bu peygamberimizin, dişine böyle ezdi, attı, ona verdi. Ve peygamber aşağıdan şöyle övünüyor. Son anda peygamberimizin tükrüğüyle benim tükrüğüm birbirine karıştı. Yani peygamberimizin bir bana karıştı, görüyor. O anda orada Fatıma Badem işte kızı peygamberimizin zaten tek elinde o kalmıştı. O da tabi sürekli babasının peygamberimizin başında artık anındaki peygamberimizin ölüm hallerinde çok ağlama başladı Fatıma Validemiz. Çok ama böyle. Artık tamamen kendisini artık. içi içine ağlama başladı. Peygamber döndü işareti kızım yaklaş şöyle buyurdu. Kızım Fatıma ağlama. Ağlama. Meleklerin dayanamışsın ağlama dayanmıyor Allah melekler dayanamıyorlar melekler böyle. Bütün melekler Fatma ağlamasına dayanmıyor. İşte yine meleklerin böyle şey. Bütün melekler ağlıyor kopuyor melekler kopuyorlar. Kızım ağlama kızım Biraz Fatma. Biraz Fatma'nın sustu. Peygamber işaret ettim böyle yaklaş diye. Ses çıkmıyor peygamber fazla. Yaklaştı. Peygamber kızının kulağı bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Fatma anamız oradan ayrıldı başladı ağlamaya. Peygamber tek işaretli yaklaş bana derken tekrar yaklaştı. Yine kulağım bir şey söyledi. Bu sefer gülüm, gülümsedi Fatma Ailemiz. Tabi ondan ne oldu bilmedi. Sonradan sordu kendisine de bunu şu açıklamış. İlk peygamber yaklaşınca demiş ki kızım ben biraz sonra Mevlam'a kavuşacağım. Seni Allah'a emanet ediyorum. O zaman diye ağladım diye. Tabi hem baba hem peygamberini kaybediyor. İki yönden acısı fazla onun. İkincisinde şöyle buyuruyor. Kızım Fatıma'm yakında sen bana kavuşacaksın. Kavuşacaksın sen bana. O zaman da diyor sevindim gülümsedim o zaman böyle diyor. Azra Aleyhisselam Hazretleri de geldi. En zor görevini yapacak Azra Aleyhisselam. Çünkü melekler de peygamberimize aşık muhtemelen. Melekler de aşık peygamberimize böyle. Onun da nuraniyet, ruhaniyet, ondan melekler feyiz alıyorlar peygamberimizden. Azarsam geldi, titriyor böyle. Can alacak ama, görev yapacak ama titriyor böyle. Hayatının en zor görevini yapmaya başladı. Peygamberimize ölüm belirtir başladı peygamberimize böyle şey. Yani Peygamberimizin mübarek benzi, sarardı böyle. Nur oldu yani Nur oldu. Ve peygamberin alnından ter başladı. Boncuk boncuk böylece. Boncuk boncuk ter başladı. Artı tabii hep biliyor olarak ki yanında bulunanlar Peygamberin artık son anlarında. Ay Sıddık'a vadim elinden bir mendil almış eline. Hem kendi terden böyle ağlamaktan sürekli kendi terliyor. Hem kendi terini sürüyor. Hem peygamber alnının terini sürüyor. Ayşe validemiz onları sürüyor böylece. Tam Fatma Alevim ağlıyor. Diğer Tahirat Müezzaj Tahirat onları ağlaşıyor böyle. Orada ağlaşıyorlar bunlar böyle de. Peygamber de son anlarında Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz biraz bir şey böyle konuşmak kendine verildi. Döndü iki kelimesi söyledi. Es-salah, es-salah. Aman namaz, aman namaz. Peygamber. Peygamberimiz tekrar böyle bir şeye girdi. O ölüm haline peygamberimiz girdi. Yine açtı gözünü birkaç sefer. Yine iki şey, iki kelime gene. Es sala, es sala. Aman namaz, aman namaz. Aman namaz. Namaz namaz böyle. Orada önce o lazım böyle. Önce o lazım böyle. Hem de namaz namaz olacak ama. Anlama geliyor. Hazar tabii tabi Allah'ın emriyle Peygamberimize karşı olan görevini yaptı muhteremler. Peygamber mübarek kutsal mukadir ruh şeriflerini aldı alıp meleklerle beraber bir mani törenle göğe çıklar bunlar tabi. Çıklar. Şimdi bakıyor ezat ı bakıyorlar hanımlar, eki yok şundan orada. Baktılar, acaba Peygamber ruh çıktı mı, öldü mü, ölmedi mi anlayamıyorlar. Yani peygamber sahibi tabi. Öyle gülmüşse yerde böyle, nur gibi. Bir de Peygamber'e bir koku verildi anda böyle cennet kokusu peygamberden verildi. O da bir koku sardı, cennet kokusu sardı. Yüzün bayrak nur oldu, daha da yüzün nurlandı. Gözleri böyle gülümsüyor, bakıyor. Acaba Resulullah öldü mü, ölmedi mi, yok ölmedi, yok ölmedi derken Hazreti Ümmü Eymen, Peygamberimizin ikinci annem dediği kadın, Ümmü Eymen Hazretleri, dedi ki, o da çok fazla peygamber, aşık, hepsi aşık, o da da aşıktı. Ağlayarak, Dedi ki peygamberimizin sırtındaki mihra bakınız hanımlarına. Peygamber arkasındaki nübüvvet yani peygamber mühürüne bakınız. Duruyor bakalım mühür. Baklılar durmuyor. O zaman ona gitti artık dedi böyle. böyle. Gitti. Anlar ki peygamberimiz ölüm anladılar. Tabi artık elle olmadan orada bir figan ağlama. Feryat böyle koptu. Elde olmadan böyle şey. İstemiyordu tabi bağırma çağırmak ama artık elle olmadan öyle işlere yanmış, yanmış, yanmış. Peygamberimiz daha hayattayken ona belli etmemek için kendini sıkmışlar, içici iç ağlamışlar. Artık boşandılar böylece. Gerçi yani, boş, boş boş yaptı, boşandılar. Bir muazzam bir ağlama başlayınca zaten Peygamberimiz yattığı oda meşte birleşik duvarın kenarında. Meşrittekiler duydular ağlama, şimdi duydular Meştekiler Baktılar ki acayip bir ağlama, Anladılar ki peygamberimize bir şey oldu. Oldu böylece. O anda o ordu da Roma için ordu daha. Oraya haber gönderildi. Asker de tekrar Medine'ye bunlar girdiler. Derken ne oldu ne oldu derken fakat kimse olduğunu bilemiyor ama böylece. Resulullah öldü, ölmedi, hayatta, hasta, şu bu derken fakat bir anda birdenbire bu acı haber Medine'ye yayıldı muhtemelen artık Resulullah öldü diye Medine harbi yayıldı. Tabi Medine yerinden koptu böylece. Ağır hastalar emekleyerek böyle. Çoluk, çocuk, öyle hanımlar varmış ki o anda yeni doğum yapmış hanım. Bak, yeni doğum yapmış kadın o anda çocuğu unutuyor böyle. O nüfus halinde Atike'nin sokağı, Resulullah'a ne oldu? Resulullah'a ne oldu böyle çoluğu, çocuğu, hastası, genç ihtiyarı Medine'ye koptu, Medine'ye kaynadı. Muazzam bir izah oldu Medine'ye Medine'ye Kimse olduğunu bilmiyorlar. Bu arada çoğunun dili tuttu, konuşamadı sahabeler böyle. yutuldu. tuttu. Hazreti Osman da biriydi böyle. Onun dili tutuldu, çoğunun dili tutuldu. Hazreti sanki bir ruh çıkmış bedene, boş çuval gibi bir köşeye böyle yığıldı kaldı. Kendini kaybetti Hazreti Kendini kaybetti bir çocuk bu haberi alıyor, Medine'nin dışında babasına koşup gidiyor. Babası da onda hurma ağacının üzerindeymiş. Baba, baba, Resulullah vefat etti. Bir duyuyor, açtı o kişi ağzına, Ya Rabbi, madem gözüm Resulullah görmeyecek, al benden gözüm, istemiyorum gözüm artık Böyleydi böyle. Dua etti, duası kabul oldu, o anda gözleri kar oldu bu durumda Hazreti Ömer, Hazreti Ömer şoka girdi Hazreti Ömer'le. Çıldıracak böyle, çıldıracak. Elini kılıcını aldı. Kim peygamber derse onun başına keserim de verdi. Resulullah ölmez. Onu Allah bizden almaz. Yani peygamber yaşanmaz. Aya canları peygamber. Böyle sağa sola koşuyor, çıldırıyor. Artı bir kaos kargaşa Medine'de böyle. Kimse atabiliyor böyle. Herkes ağlıyor böyle. Artık ağlama ötesinden çılgınlık hale gelmiş insanlar böyle. Gönüller ağlıyor, kalpler yanıyor, göz yerler sel gibi sular gidiyor. Bağırışanlar, çağırışanlar, düştü, bayılanlar yollarda öyle hal oldu. Hazıbekir Bekir de harbe gitmek üzere evine kadar gitmiş, hazır yapıyormuş. Haber gidiyor Hazıbekire. Bekir'e. Ya yani bu Bekir, Resulullah'ı kaybettik. Hemen koştu, geldi. Şimdi bütün sahabelerin gözü Hazıbekir'de. Bekir'den. Halbuki doğru eve girdi. Çünkü aşağının kız olduğu için tabi mahremi doğru direkt eve girdi böyle. Kimse konuşmadı böyle şey. Gözler ağlayarak böyle önüne bakarak yıldırım gibi koşarak geldi. Doğru peygamberimizin evine girdi. Hiç kızı vardı bir şey soramadı. Pek alışıyorlar. Bak da bir örtü var. Örtü var ama dünya örtüsü değil. Melekler örtmüşler peygamberimizin örtmüşler. Hazreti Mesih Hazretleri Peygamberimizin yüzünden örtüyü kaldırdı. Kaldırdı böyle. Üzerine abandı. başladı ağlamaya. Ya Resulallah. Elimizde olsa ya Resulallah. İrademizde olsa. Allah bir imkan verse hep insan canımızı verelim ya Resulallah. Sen yaşa verelim ya Resulallah. Böylece. Sen doyamadık ya Resulallah. Ağlam başladı. Elini alnından öptü. Ya Resulallah mematın yani ölümün hayattan da tatlı olmuş yarısı Allah bereceğim. Ya Mis kamen kuzu Allah Da döndü ayak kalktı yarısı Allah. E sen bizlere mani olmasaydın, ölümün arkasından bağırıp çağırmayın demeseydin yarısı Allah. Şu an kendimi yerde yere vurdum yarısı kendim Allah. Üstümü yırtardım ya Çıldırdım yarısı Allah. Ama sen bizden bunu yasakladın yarısı Allah. Bunu sabedeceğim dedi. Tekrar Peygamber'in yüzünü örttü. Aklına geldi ki dışarıda bir kargaşa var dışarıda. Kaos dışarıda böyle şey. Halk çılgın, çıldırmış böyle alacak böyle. Kimse hafızanı bilemiyorlar. Bir şey yapması gerekiyor bu sefer. Ümmet yedim kaldı. Oradan çıktı, ağlayarak doğru meşride geldi. Bütün sahabeler şu oraya toplandılar. En kişinin haber, onda şimdi. Haber, miraba çıktı böyle. Minbere çıktı. Minbere çıktı, döndü. Arkadaşlar, Resulullah aramızdan gitti. Allah aldı onu aldı Onu arası aldı. Ama allah Teala hayyün Allah haydir ölme Allah-u Bu şekilde onlara sert etti. Döndü Hazreti Ömer'e. Ya Ömer! Duydum ki sen Resulullah ölmez diyormuşsun. Öldüğünü başına keserim diyormuşsun. Resulullah öldü. Ve ayet-i kim okudu. Şimdi okuyamayacağım, tıkanım böylece. Yani ancak Muhammed Ey Resulü Allah'ın peygamberidir. Hazreti Bekir o ayet-i kim okudu. İlla Resul, Resul diye ayet-i okudu. Okuyunca Hazreti Ömer de şöyle bir Hazreti Ebu Bekir'e baktı. Evet, Allah ile buyurmuştu. Muhammed de ölecek. O da Allah'ın Resulü'dür. Daha önce çok peygamber geçtiler. Hazreti Ömer anında inandı ki peygamberimiz dünyadan gitti öldü. İnandı ama kendisinden geçti bayıldı böyle. Düştü kaldı orada böyle şey. Düştü kaldı orada. İşte muhterem cemaatim bu şekilde sahabeler peygamber yetim kaldılar. Sonra o günü baklar ki düşman da her tarafa saldırabilir. İnsanlar kaosta, kargaşada, çılgın bir halde Tabi bir halefi bir şey lazım böylece. Hemen kısa bir şeyle, müşabereyle Hz. Bekir halife seçildi. Seçildi. Şimdi sıra geldi Peygamberimizin kara toprağa verilmesine. Ama bu nasıl olacak şimdi? Nasıl sahabe onu kara toprağa koysunlar şimdi? Nasıl yaptılar bunu? Bu nasıl yapacaklar şimdi böylece? Her ne kadar ruhu olmasa da bedeni olsa da ona bastılar, gene iyi. Ama Allah'ın emri görmesi gerekiyor. Gerçi peygamberler korkmaz, çürümez ama Allah'ın bu şekilde böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Pazartesi günü kuşluk vakti öğleden önce vefat etti Peygamber Hazretleri. Ancak salı günü gece yarısından sonra onu toprağa verebildiler muhteremler. Şimdi toplanlar salı günü sahabeler Resulullah'a şey ne yapacağız? Alışmışlar her şeyi peygamber soruyorlar. Kolay bunlar şimdi bence. Resulullah gitti şimdi, şimdi kenarına kaldılar. Kaldılar. Şimdi Resulullah'ı nasıl yapacağız? Kim yıkayacak? Nasıl yıkanacak? Nereye defil olacak? Nasıl olacak bunlar şimdi? Nasıl olacak bunlar? Hazreti dedi ki, ben peygamber duymuştum sağlığında. Allah Teala bir peygamberin nereye defnini istiyorsa, o da canını alır buyurmuştu peygamber Peygamber burada vefat etti. Buraya peygamber defnedelim. Peki bu anlaşıldı şimdi. Kim yıkayacak? Yine peygamberimizin vasiyeti yapmıştı. Beni ehli beytim yakınım, akrabam yıkasın beraber. en yakın tabi Hazreti Ali. Hazreti Abbas'ın oğulları. Fadıl falan bunlar var böylece. Onları yıkayacaklar. Şimdi tabi gayet iş ağırdan alınıyor böyle yani. Yani Resulullah kıyamıyla topa verecekler. İş gayet ağırdan alınıyor böylece. Nerede yıkanacak? Öldürüldü yıkanacak peygamberler. Orada yıkanacak. Peygamber yatağı kaldırıldı. Peygamber bir divanı vardı. Tahta. Rendelenmemiş ama. Bir tahta vardı böylece. Onun üzerine onu çekti bereye. Çektiler. Şimdi sıra geldi. Yıkanacak. Yıkanacak. Ama acaba nasıl yıkayacaklar Peygamberimizi. Üzerinde peygamber tabi gömlek var üzerine böyle. Uzun bir gömlek peygamber vardı. giymişti. Acaba peygamberimizin gömleğini çıkarsınlar mı? Ama nasıl peygamberimizin bedenine dokunabilirler elleriyle? O Resulullah'a. Ne yapalım acaba? Bir karar veremezken onlara rağmen bir uyku verdi. Bir anda böyle. Hepsi odadakiler şey bu, uyudular. Bir sevdiler. Şey hepsi birden şey duydular. Hopadaki gibi sanki. Resulullah'ı gömleği içinde yıkayınız. Onu göme çıkarmayınız. Hem uyandılar, hepsini duymuşlar böylece. Bunun üzerine Hazreti Ali Hazretleri o yıkadı. Hazreti Fadıl Peygamber'in amcaoğlu oluyor. Hazreti Abbas amcası onunla yardım ettiler. Hazreti Üsame, Hazreti Şükran Hazretleri de onlara su getiriyorlar. Başka kimse kalmadı orada böylece. Dışarı dışarı çıkarlar böylece. Tabi peygamber ama e kolay değil. Artık peygamber yıkamak e tabi kolay değil. Artık böyle yavaş yavaş artık tabi yavaş ağlaya ağlaya be gözleştirirle birlikte peygamber tabi e. yıkadılar. Sonra o gömleğini çıkarmadan gömle peygamberimizin. O gömleğini çıkarmadan onun üzerine üç kadere kefengeni sardılar. Şimdi sıra geldi mezarın kazılmasına. Nereye kazılacak mezar? Vefat ettiği yere. Peygamberimizin tabi evi tek odaydı muhtemelen. Evi tek oda. Bir oda mutfak böylece. Tek oda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tarafında duvarın hemen kenarında divana yatardı. Kübe tarafında yatardı. Oradan divanı aldı beriye oraya mezar kazılacak. Kazılacak. Kim kazılacak? Hazreti Ebu Talha vardı Medine Ensar'dan. O mezar kazardı genelde. O ben kazayım. Bu işi bana verin. Yapayım dedi. Mezarı kazdı. Peygamberimizin mezarı lak den yapılacak da böyle şey. Önce diktatörden böyle düz böyle şöyle kazıldı. Sonra kilometre aşağıdan böyle açıldı. Peygamber sıcak kadar o repeyi konacak oraya. Salı günü gece yarısından sonra yani çarşamba geliştire, vakit geldi. Gece yarısından sonra hastalığına başlamak üzere böylece birkaç da indiler. Peygamber Nur bu kadar ruh beden peygamberimizin bereceği o kabre lahide koydular. Yani toprak attılar. Şimdi sıra geldi peygamberin namazının kılınmasına. Şimdi namazı nasıl kılınacak? Hatta yanlış söylüyorum, hatta muhtemelen peygamberimiz daha gömülmeden mezar hazırlandı. Peygamberimizin mübarek bedeni şerifleri o divan üzerinde namazı kılınacak. Daha gömülmeden. Nasıl namaz kılınacak? Peygamberimizin yine vasiyeti varmış. Duyan sahabe dediler ki, Peygamber şöyle buyurmuş: Beni yıkayın, kefenleyin, divan üstüne beni koyun, dışarı çıkınız. Kimse kalmasın. Beni bir an Mevlam'a bırakınız. Rabbim bana zarar verecek anda. Rabbim rahmeti bana gelecek anda bence. Ondan sonra melekler namazını kılacaklar. Sonra siz namazı kılınız. Hepiniz odaya girerek. Ama cemaat yok. Teker teker. Yani kalba girecekler ama cemaat yap yapmak yok. Cemaat yapmak yok böyle şey. O şekilde bu vasit üzerine peygamberlerin kefenleri hazırlandı. Dışarı çıkıldı. Bırakıldı Mevla'ya bırakıldı peygamberler. Allah Resulü bırakıldı böyle. Başta bırakıldı böylece. Sonra Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Meleklerle o peygamber namazını kılıyor. Mikâ hepsi böyle kılıyorlar sahabe bunu seziyorlar meleklerin gelişini. Bir tabi nuraniyet, ruhaniyet geliyor böyle. onlara da sahabe onlar da. Onlar bunu seziyorlar. melekler bitti. Ondan sonra sahabeler başlar böyle. Namaz kıma kıma başlar böylece. Olanlar namaz kılındı. Sonra işte toprağa verilmiş yerine geldi ki onlara çok zor geldi muhtemelen böylece. Yani Resulullah'ı o kara toprağa koymak onlara o kadar o kadar doğru geldiği ki böyle çıldıracaklar böyle işe. Çıldıracaklar ama olacak tabi. Hep Peygamber'in toprağa koydular. Sıra gel üzerine işte toprak atılacak. peygamber üzerine toprak atılacak böyle. Böyle de kapanacak tabi böyle işe. Tabi onlar böyle zor yaptılar. Toprak atıp peygamber atıldı muhteremler. Peygamber üzerine, Aleyhisselam üzerine. Ve tabi sahabeler o hal yaşadılar. Şimdi kısa bir şey, bir, bir ufak bir şey anlatacağım muhtemelen. Ben yoruldum gerçekten. Peygamberimiz hayatta iken uzak kabilelere İslam'ı yayılmıştı tabii. Yalnız uzakta bulunan kabileler bir aylık yolda uzakta çöllerde kabileler gelen heyetler vasıtasıyla sahabe gelen vas tebliğ vasıtasıyla ile İslam'ı kabul eden işlerine var. Ama bir kısmını peygamber hiç görememişler henüz daha önce. Görememişler. genelde işte gider Medine'ye de Resulullah'a ziyaret ederim. Orada birkaç gün kalırım. Bu havadalar bazıları işlerden birisi işlerden birisi muhteremler peygamber çok aşıkmış böyle. İman etmiş. Ama peygamber daha görmemiş, Medine'ye gelememiş daha böylece. İşte devem doğursun, işte hanım doğursun, işte şu işim, yani şu olsun, bu olsun derken böylece oyalanmış, oyalanmış, oyalanmış. Artık bir gün cana tak demiş, devesine biniyor, bu dünya bitmez demiş böylece. Medine'ye gelmeye, Resulullah'ı görmeye. Peygamber Resulullah'ı görme hayaliyle evine çıkmış böyle. Yolda hep hayali peygamber, hayali peygamber yolda. Hep Peygamber yolda savaş getiriyor. Ya Allah sana geliyorum. Aşk ah şevkle böylece Medine'ye yaklaşmış. Yolda bakıyor bir çoban. Bir çoban böyle çökmüş böyle bir yere ağlıyor. Ama çobanın develeri başı boş, koyunlar dağılmış, perişan bir halde çoban böyle bir kenarda ağlıyor çoban bir kenarda. Allah Allah bu çoban deli mi, hasta mı, çıtır böyle diyor. Hayvanlara baş baş dağılmış. Bu çoban ne yapıyor böyle diyor. Devreye iniyor, geliyor. Arkadaş bu hayvana senin mi? Benim. Ağlıyor ama. Peki sen ne yapıyorsun? Bu hayvan dağılmış. Dağılsın. Resulullah gitti. Ne yapayım? Ondan ben ne yapayım? Ne? Resulullah gitti mi? Evet gitti. Atölyenin yere muhteremler. Ya Rabbi ben ne yaptım ya Rabbi? Artık imkan yok ya Resulallah, ya Rabbi artık. Ben ne yaptım ya Rabbi böyle derten böylece, kendini yerden yere vuruyor böylece. Çıldırıyor böylece böylece. Bu kişi tabi Medine'ye geliyor ama bu bu kişi ölünceye kadar, ölünceye kadar hiç kimisine yüzüne bakamamış böyle. Ağlamaktan böyle. buraya gibi çok böyle oldu tabi'in, tabi kaldı bunlar böylece. Şimdi tabi bize gelince, şimdi muhtemelen cemaatin bize gelince, biz tabi o dönemden uzak olduğumuz için biz o imkan yoktu. Yani fırsatı kaçırdık demiyoruz böyle, göremedik. Ama inşallah görme ümidimiz var muhtemelen. Nasıl ümidimiz var? İnşallah cenneti firdevsle muhtemelen. Cennet firdevste İnşallah Rabbim nasip ederse, lütfü kendine biz hepimiz inşallah, cennete girersek muhteremler, orada Peygamberimizin özel sohbeti olacak. Melekler haber çeker, cennet ehli, cennetlere. Ey ehli cennet! Resulullah Hazreti Muhammed'in sohbeti var, denecek, verecek. İnşallah Teala makamı Mahmud, vesile denir, makamı Mahmud denebilecek. Cennet-i Firavis'in orta yerinde, en güzel yer tabii, en ruhsal manevi yerinde toplanacaklar bütün ehli cennet. Peygamberler, evliyalar, sahabeler toplanacaklar. Tabi o sahabeler, dünyada gören sahabeler tekrar görmek için, yani gözüyle görmek için peygamberimizi heyecanda böyle. Bizim gibi hiç görmeyenler, Resul görmek için heyecandayken böylece Peygamberimiz Allah'ın izniyle muhteremler ayağa kalkacak, makamına çıkacak böylece. O zaman inşallah orada göz muhtemelen böylece. Orada Peygamberimizin sohbeti olacak. Onu da inşallah dinleyeceğiz motorda inşallah Cennette ses aynı ayarda orada böyle. Peygamberin yanında olan da, uzak olan da aynı görecek, aynı duyacak orada böyle inşallah. O Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin öyle bir ruhsal, öyle bir sohbet olacak ki, o sohbeti, dinleyen Müslümanlar oradakiler, inşallah biz orada oluruz inşallah Teala, o anda cennet bile insanların gözünde küçülecek cennet bile böylece. O Resulullah'ın sohbetinin manevi tadı, manevi feyiz, ruhsal zevk böyle, gönlüm coşacak. Cennet bir orada az kalacak böylece. İnşallah Rabbim nasip eder inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.